Kahve Trip'ten herkese merhaba. Dün seyahatten döndüm. Oldukça uzun ve yorucu bir yolculuktu. Ama bugün ayağımın tozuyla güzel bir etkinliğe geldim. Ankara'da Bilkent Station'da. Çizgi Roman Festivali diyebiliriz aslında. Ama resmi adıyla Ankara Comics and Art Festival. Türkiye'de çizgi romanın her zaman meraklısı vardı aslında. Ama özellikle son yıllarda sanırım bu bazı meşhur çizgi romanların ya da grafik romanların dizilere ve filmlere uyarlanmasıyla ve daha çok baskının Türkiye'ye ulaşmaya başlamasıyla sanırım çizgi romana olan ilgi biraz daha arttı. Belki bu etkinlikte onun bir uzantısı, dışa vurumu yani. Daha önce İstanbul'da iki kere yapılmış bildiğim kadarıyla ama Ankara'da ilk defa yapılıyor. Festivalin tek konusu çizgi roman da değil aslında. Bunun yanı sıra tasarım, sokak sanatı, her türlü çizim, karalama, festival standlarında yer bulmuş diğer alanlar. Bu anlamda gerçekten oldukça renkli ve Ankaralılar için yeni bir etkinlik diyebilirim. Burada olmak keyifli. Evet, şu an Deniz'le beraberiz. Deniz namı değer, Pinch of Sketches. Kendilerinin de burada bir standı var ama önce Deniz, seni tanıyalım. Pinch of Sketches'ten biraz bahseder misin? Proje olarak. Yani Pinch of Sketches aslında benim hobi olarak yürüttüğüm, çizim hobimin bir karşılığı aslında. Yani bir Instagram hesabından başladı her şey. Çizdiğim şeyleri paylaşmaya başladım. Sonra bunun üstüne birazcık düşündüm. Biraz hani bunları nasıl bir ürün haline getirebilirim falan diye düşündüm. Sonra Ankara'da o dönemde sanki çok böyle kartpostal dünyası biraz kapalıydı. Yani hep aynı kartpostallar vardı, eski tip kartpostallar vardı. Bu çizimlerimi kartpostal olarak kullansam mı acaba diye düşündüm ve böylece Pinch of Sketches bir çizim ve kartpostal hesabı olarak, bir ismi olarak ortaya çıkmış oldu. Yalnız kartpostalların bir kısmı Ankara ile ilgili. Çok keyifli böyle, yani o şeyi nereden alıyorsun? Inspiration değil, ilhamı nereden alıyorsun? Mesela dolmuş kartpostalım var, o herhalde bayağı bir şükür satıyordu artık. Ya aslında tamamen etrafımda gördüğüm şeyler yani. Evet. Hani çizmeye başlayınca belki işte bu zaten başka alanlarda da böyle. Hani fotoğrafta veya hani senin çektiğin videolarda da eminim öyle. Hani bunu yapmaya başlayınca etrafına farklı bir gözle bakmaya başlıyorsun. Hani ben neyi çizebilirim? Hani beni ne daha çok mutlu ediyor? Gibi düşünüp hani evet, onlardan ilham aldım. Yani evet, yine Ankara'nın kendisinden ilham almış oldum. Yani çizim tarzı zaten çok güzel. Bir de bunu Ankara'lıkla birleştirmek bence esas keyifli. Evet. Teşekkür ederim. Bu arada kartların gerçekten çok güzel. Instagram hesabını da alta yazarız. Mutlaka ziyaret edin. Çok seviyorum gerçekten işlerini Deniz'in. Bir de en son bir Urban Sketches diye bir proje başlattılar. Ya Ankaralı çizerlerle bir araya gelip bazı etkinlikler düzenliyorlar. Burada da bir standları var. Birazdan göstereceğim ama Urban Sketches projesinden de biraz bahseder misin? Tam olarak neyi amaçlıyorsun? Ya aslında şöyle, Urban Sketches global bir topluluk. Aslında evet, Amerika'da başlamış, Seattle'da başlamış. Yıllar öncesinden beri var olan bir topluluk. Ve popülerleştikten sonra böyle hani farklı şehirlerde, farklı ülkelerde de karşılık bulmuş. Ankara'dan önce İstanbul'da vardı zaten. Urban Sketches İstanbul bir süredir bizden daha önce işte başladılar, çizimler yapıyorlar, buluşmalar yapıyorlardı. Biz de ilk buluşmamızı 2018'in sonunda, aralığın başında yani 1 Aralık 2018'de. Bayağı yeni, 6 aylık falan. 6 aylık falan bir proje. Ankara'nın farklı yerlerinde buluşup çizimler yapıp bunu paylaşıyoruz, bir araya geliyoruz. Herkes açık, ücretsiz etkinlikler oluyor bunlar. Böyle hani çok keyifli, 18 buluşma yaptık şimdiye kadar. İçinde müzeler var, kafeler var, Tuğulu Park var. Hani Ankara'nın farklı yerleri. Ankara simgeleri aslında ortaya çıkıyor. Tabii yani evet, Ankara'da buluşuyoruz ve biraz daha merkezi, herkesin seveceği, sevdiği yerlerde çalışıyoruz. Ve şimdi burada bir stand. Ha, evet, bu standta da şey, yaptığınız çalışmalar sadece size kalmıyor. İnsanlarla da paylaşıyorsunuz bu şekilde burada galiba.
galiba. Evet, yani bu başka platformlarda da ulaşılabiliyor mu işlerinize Urban Sketches projesinin çıktılarına, yoksa yavaş yavaş mı olacak? Burada stand var. Burada ilk defa böyle bir şey yaptık. Ama bundan sonra umarım bunun devamını getiririz. Çünkü çok güzel bir dönüş aldık, yani çok güzel insanlardan tepkiler alıyoruz. İşte içeride şimdi görürsünüz standımızda hem bizim eskiz defterlerimiz var, onları gezebilirsiniz. Hem çizimlerimizi böyle kartpostal ve kupa şeklinde bastık, bez çantalara bastık. O şekilde sergiledik. İsterseniz şimdi standa bakalım, geçelim. Evet. Teşekkürler, sağ ol. Roman Festivali'nde tabii ki birçok çizgi roman görmeyi umarsınız. Bu anlamda çizgi romanlar festival alanının bu köşesinde konumlandırılmış. Bu dükkanlar hali hazırda Ankara'da faaliyet gösteren çizgi roman dükkanları. Hepsini bir arada bulmak aslında alanı seven, yani çizgi romana ilgi duyan herkes için oldukça keyifli olsa gerek diye tahmin ediyorum. Bu çizgi roman olunca Marvel ya da DC Comics falan açıkçası benim çok ilgimi cezbeden, o çizgi roman serileri vardır ya, meşhur olanlar. Benim çok ilgimi cezbeden şeyler değil bunlar. Daha çok ben grafik roman, yani grafik novel dedikleri şeyleri beğeniyorum. Yani mümkünse hikaye başlasın ya işte 100-200 sayfa içerisinde neyse sonuçlansın istemiyorum. O yüzden bu Devri Alem sahafta gerçekten çok güzel grafik romanlar vardı. Daha önceden bildiğim bazı çizerlerin yeni romanlarını buldum. Buradan birkaç roman aldım. Benim açımdan en keyifli standlardan biri bu Devri Alem diyebilirim. Festival alanının bu bölgesinde, yani tam ortada da çizimleriyle üretim yapan çeşitli, işte nasıl diyeyim, kolektif grupların standları var. Bunlar küçük standlar ama aynı zamanda doğrudan üretim ve yaratım sürecinde gözlemleyebileceğiniz standlar. Bir de bunlar tabii şey, hani herkesin katkı sunduğu kolektif üretimler olduğu için. Mesela bunlardan biri Ankara'dan Urban Sketchers. Bu tarafta da yine benzer mantıkla çalışan, yani kolektif üretim mantığıyla çalışan yine başka gruplar var. Bunlardan bir kısmı da İstanbul'dan gelmişler. Onları da gösterelim. Da yine çizgi romanla alakalı çeşitli söyleşiler oluyor. Aynı zamanda konserler de oluyor. Şu an çizgi romanlarda müziği tarihten okumak gibi bir başlıklı. Oldukça akademik ve nasıl diyeyim, entelektüel bir tartışma devam ediyor.
bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oh, you're cool.